Türkiye Cumhuriyeti'nin Bakü Büyükelçisi Sayın Hulusi Kılıç Bey, Sayın Rektörüm, çok değerli milletvekillerimiz, Türkiye'den gelen güzel güzide misafirlerimiz, devlet ve özel sektör temsilcilerimiz, profesör müellim heyetimiz, sevgili talebelerimiz, Türk Ocakları'nın 100. yıl dönümü, Türk dünyasının dünü, bugünü ve gelecekteki perspektifleri konulu konferansımıza açık ilan ediyoruz. Konferansımıza başlamadan önce bu güzel yurdumuz Türk dünyası için canını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin ruhlarına saygı duruşu ve ardından milli marşlarımızın okunmasını rica ediyoruz. Buyurun efendim. Konuşmalarını yapmak üzere Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Ahmet Sarıç Bey'i kürsüye davet ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin çok değerli sefiri Hulusi Kılıç Bey, Azerbaycan'dan ve Türkiye'den gelmiş olan sayın milletvekilleri, ilim adamları ve devlet adamları. Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçiliği, Türk Ocakları, Azerbaycan Atatürk Kültür Merkezi, Kafkas Üniversitesi, Avrasya Beynelhalk Araştırmalar Enstitüsü İçtimai Birliği ve Azerbaycan Türkiye İş Adamları Birliği'nin birlikte düzenledikleri Türk Ocakları'nın 100. yıl dönümü, Türk dünyasının düneni, bugünü ve gelecekteki perspektifleri mevzusundaki konferansa hamınız hoş gelmişsiniz. 25 Mart 1912'de, yani 100 yıl önce kurulmuş olan Türk Ocakları, Türk milletini sevmek ve yüceltmek olarak tanımlanan
Türkçülük ülküsünde olanların kurup bugüne kadar yaşattıkları büyük bir sivil toplum kuruluşudur. Türk Ocakları'nın 100. yılı münasebetiyle başta kurucular olmak üzere bugüne kadar emeği geçen herkesi tebrik ediyor. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum ve saygılarımı arz ediyorum. Kafkas Üniversitesi Azerbaycan-Türkiye kardeşliğinin en önemli remizlerinden biridir. Türkiye'li iş adamları tarafından 1993 yılında kurulan Kafkas Üniversitesi, uzun yıllar birbirinden ayrı kalmış Azerbaycan-Türkiye halkları arasında eğitim köprüsü olma görevini yerine getirmiştir. Bugüne kadar binlerce talebe bu üniversiteden mezun olmuştur. Aynı zamanda Türkiye'nin üniversite tecrübelerini Azerbaycan'a taşımıştır. Çok hürmetli konaklar. Kafkas Üniversitesi bugün Azerbaycan'da en çok tercih edilen üniversitelerden biridir. Azerbaycan'da Türkiye'deki ÖSYM benzeri talebe kabulü üzere devlet komisyası sınavları bulunmakta olup bu yıl bu sınavlardan 700 tam puan alan 4 talebenin 4'ü de Kafkas Üniversitesi'ni tercih etmiştir. Ayrıca bu sınavın sonuçlarına göre yüksek puan, burada bal ismi veriliyor, toplayarak ilk 100'e giren talebelere Cumhurbaşkanı bursu verilmektedir. Cumhurbaşkanı bursu almaya hak kazanan 102 talebeden 25'i Kafkas Üniversitesi'ni tercih etmiştir. Mezunlarımız rahatlıkla iş bulabilmekte. Azerbaycan, Türkiye, Avrupa, Amerika, Rusya başta olmak üzere 52 farklı ülkede ya yüksek lisans doktora eğitimi yapmaktalar veya bu ülkelerde çalışmaktadırlar. Azerbaycan-Türkiye kardeşliği Türk Birliği'nin ilk adımıdır. Milli şairimiz Bahtiyar Vahapzade bu konuda şair hissiyatıyla bir ananın iki oğlu, bir ağacın iki kolu, o da ulu, bu da ulu, Azerbaycan, Türkiye. Dinimiz bir, dilimiz bir, ayımız bir, yılımız bir, aşkımız bir, yolumuz bir, Azerbaycan, Türkiye. Ana yurtta yuva kurdum, ata yurda gönül verdim. Ana yurdum, ata yurdum, Azerbaycan, Türkiye. Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir sözüyle dikkatleri Azerbaycan'a çekmiştir. Türk halkı, yöneticileri ve aydınları her devirde Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine son derece yüksek seviyede önem vermiştirler. Azerbaycan devletinin ve halkının her konuda güvendiği tek ülke Türkiye'dir. Azerbaycan'ın kurucusu Haydar Aliyev, bir millet, iki devlet sözüyle Türkiye-Azerbaycan halklarının kan kardeşliğinden söz etmiştir. Bugünkü Cumhurbaşkanı İlham Aliyev cenapları da bir milletin iki diasporası olamaz diyerek bu siyaseti genişlendirerek devam etmiştir. Ne mutlu Azerbaycan-Türkiye kardeşliğine. Bu iki ülke arasında daha nice güçlü emektaşlıklara saygı ve sevgilerimle hepinizi selamlıyor, konferansımızın başarılı geçmesini diliyorum. Saygılarımla efendim. Şimdi de paneli yönetmek üzere sözü Ganira Paşiyeva'ya bırakıyorum. Buyurun. Çok teşekkür ederim.
günlerine bir güzel konferansı, Türk Ocakları'nın 100. yılı, Türk Dünyası'nın günlerini bugünün geleceğe adlı konferansın burada geçirmesine siz bu kadar güzel bir sahibindesiniz. Ben burada herkesi salamlayıram çünkü burada misafir yoktu, konak yoktu. Türkiye'den gelen kardeşlerimiz, bacılarımız da onlar da öz yerlerine geldiler, öz vatanlarına geldiler. Ona göre de herkes özümüzü burada. Ben bütün Türkiye'den gelmiş kardeş bacılarımızın hansına da öz vatanınıza hoş geldiniz diyelim. Ve bu tedbiri ideyasını ortaya atan ve Türk Ocakları'nın 100. yıl dönümünün Azerbaycan'da geçirilmesinin fikrini ileri süren Türk Ocakları İstanbul Şöbesi Başkanı, Türk Ocakları'nın İstanbul Bölmesi Başkanı Cezmi Bey'e çok teşekkür ederek. Cezmi Bey bu fikri ileri sürdü ki, bir görüşte bu fikri ileri sürdü ki, aslında Türk Ocakları'nın yaratanların esas güçlerinden büyük bir hissesi Azerbaycan Türkleri, Azerbaycan Türklerinin büyük aydınları, diğer Türk dünyasının büyük aydınları birleşerek bir Türk Ocakları yaratıldılar. Ve Türk Ocakları'nın 7. bölümü tekce Türkiye'de değil, Azerbaycan'da da geçirilse yaxşı olar. Ve biz onun o ideyasına destek gösterdik. Yani birçok kurum kurmuş bu ideyaya destek gösterdi. Ve ben çok hoşbaktım ki, çok şadım ki bugünlerde Türk Ocakları'nın 100. yıl dönümünü geçirilmesi Azerbaycan'dan başlıyor. Yani bu jubile merasimleri Azerbaycan'dan başlayacak, sonra da yani devam edecek. Bu bizim için çok önemli bir hadisedir. Ve bu tedbirin geçirilmesinde destek göstermiş Türkiye'nin Büyükelçiliğine, Sayın Büyükelçim Nursi Kılıç Başkomutanına teşekkür ederim. Çok büyük destek gösterdiler. Atatürk Merkezi Ömer Nizamlarının başçılığıyla bizim millet vekilimiz ve medeniyet komisyası işlerdir. Atatürk Merkezi o mümkün büyük bir hissiyasını öz üzerine götürüp İstanbul Türk Ocakları bu tedbirin büyük bir hissiyasını öz üzerine götürüp bizim dostumuz, kardeşimiz Cemal Yavrun Azerbaycan Türk İş Adamları Birliği'nin rehberi buradadır. Onlar büyük hissiyasını öz üzerine götürür. TİKA'nın yüksek seviyede temsil olmuşlar. Bugünleri TİKA Teşkilatı'nın başkan yardımcısı kardeşimiz de bizim aramızda. TİKA Teşkilatı bunun büyük bir hissiyasını öz üzerine götürür. Avrasya Beynalxalq Araştırmalar Merkezi İçtimai Birliği bunun bir büyük hissiyasını, bir büyük hissiyasını üzerine götürür. Yani bugün bu masanın arkasında daha çok teşkilatçılar, bu teşkilatçılar profesyonel çıkışlar edecekler ama burada çok değerli çıkışlar olacak. O değerli çıkışlar ki o insanlar doğrudan da Türk Ocakları'nı kurup yaradan o büyük insanların hakları hakkında, onların topluma, insanlarımıza daha geniş duyurulmasında, çaktırılmasında çok emek sarf edildiler. Ve ne kadar insanımız hep onların yazdıklarıyla, öğrendikleriyle öğrendiler. Onlardan biri bizim örnekli milletvekilimiz Sabir Rüstem Kandır aramızda da onun esas çıkışlardan biri, onun nezarda tutulur ki Sabir Bey Ahmet Ağaoğlu hakkında çok büyük kitabın, romanın ve araştırmaların müellifidir ki Ahmet Bey Ağaoğlu'na Azerbaycan cemiyetinin daha geniş tanınmasında rol oynuyor. Örmətli Şamil müəllim, Profesör Şamil Vəliyev buradadır. Əli Bəy Hüseynzade hakkında çok geniş araştırmaların müellifidir ki Əli Bəy Hüseynzade çok büyük Türk dünyasının aydını bu istiqamətdə onun gözəl çıxışı olacaq. Azər Kur'an'ın çıxışı var. Əli Bəy Hüseynzade'nin sevdalısı deyək. Bütün gün onu yazan, araştıran, cəmiyyətdə daha çok bilinsin, gənclər daha çok bilsin. O onun çıxışı var. Ondan başqa bizim digər çıxışçılarımız var da Türkiyədən böyük aydınlarımızın, böyük alimlərimizin də çıxışı var ki, İstanbul Üniversitesinin rektor yardımcısı aramızda da onun çıxışı var və digər hocalarımızda. Yəni daha çox bu günləri onları dinləyəcəyik, onların fikrini biz də dinləyəcəyik. Çünki biz də onlar qədər bu mövzunu dərindən bilmirik. Amma nə mutlu bizə ki, bu təşkilatı, bu tədbiri keçirməyə nail olabildik ki, onları həm biz dinləyək, həm siz dinləyəsiniz, həm televiziya ekranları vasitəsilə bütün bizim media
hiç məlumat lazım. Bu niye lazımdır? Mən sözümü bununla bitirmek istiyorum. Türk ocaklarını vuran o büyük insanlar Əli bəy Hüseynzadə, mən böyük qaz kralıdan başlayıb, dildə, fikirdə, işdə birlik deyə bu düşüncəni ortaya atan türkləşmək, islamlaşmaq, qaz kralının arkasınca türkləşmək, islamlaşmaq, modernləşmək, çağdaşlaşmaq, müasirləşmək ideyası ilə bu xətti çox yüksək səviyyədə davam edən böyük Əli bəy Hüseynzadə, onun düşüncələri ilə də bəhrələnərək böyük yollar açan Yusuf Akçura, Ziya Gögal, sonra onu dövlət modelinə çevirən o böyük şəxsiyyətlər var ki, Türk ocaqlarını qurmada da onların məqsədi nə idi? Onların məqsədi o idi ki, Türk birliyini qurmaq, Türk dünyasının birliyini qurmaq düşüncəsi var idi o insanların. Və ilk öncə nə istəyirlər? İstəyirlər ki, bir dövlət qurulsun ki, o Türk millətinin dünyadakı bütün Türk dünyasının birliyinə, gücünə nail olabilsin. Və onlar bu cumhuriyyət, Türkiyə cumhuriyyəti quruldu ki, və onlar hesab edirdilər ki, mütləq cumhuriyyətin qurulması və bu cumhuriyyətin də arxasında duraraq Türk dünyasının birliyi, bərabərliyi modeli üçün bu təşkilatı qurmuşlar. Və biz görürük ki, o dövrdə o ocaqların qurulması nə qədər böyük təkan verir. Sonraki baxmayaraq ki, çox ağır dövrlər keçdi, ağır proseslərdən keçdi Türk milləti, Türk millətinin böyük hissəsi, Türk coğrafiyası böyük hissəsi Sovet işğalı altında yaşadı, bir-birimizdən uzaqda qaldı, amma o Türk ocaqlarının gördüyü böyük işlər, o aydınların yazdıqları, bizə göstərdikləri yol hər zaman bir işıq kimi oldu və o bizə bir güc verdi ki, gələcəyə doğru daha möhkəm baxaq. Məhz bunun nəticəsidir ki, Sovetlər dağılanda da Azərbaycanın böyük lideri Heydər Əliyev Azərbaycan o böyük aydınların düşüncəsi ilə Azərbaycan və Türkiyə düşüncəsini ortaya qoyaraq biz bir millət, iki dövlət tuturuz. Və bundan sonra Azərbaycanın prezidenti diasporaya üst tutaraq bir millətin iki diasporu olur. Bir millətin bir diasporu olur və dünyadakı insanımız da birləşmə modeli deyərək əslində Türk ocaqlarını qurmuş o böyük aydınların düşüncə və fikirləri Azərbaycan dövlətinin də siyasətində, Türkiyə dövlətinin də siyasətində ki, Türkiyədən dostlarımız bunu daha genişləyəcək, özünün böyük rolunu oynadı və biz görürük ki, məhz o düşüncənin nəticəsidir ki, Azərbaycan Türkiyə birliyi getdikcə daha inkişaf edir. Ona görə də mən ocaqlara bugün 100-cü il dövründür. Mən hesab edirəm, nə mutlu bizə, nə mutlu sizə ki, biz Türk ocaqlarının 100-cü il dövrünü burada birlikdə, bərabərlikdə qeyd edirik və Allah bunu bizə qismət edir. Mən arzulayıram ki, Türk ocaqlarının inşallah 150-ci, 200-ci, 250-ci, yəni nə qədər millətimiz var bu ocaqlar olsun. Çünki bu ocaqlar ona görə lazımdır ki, sivil toplum çox önəmlidir, qeyri-hökumət sektoru çox önəmlidir. Xalqların o inisiyativ olaraq bir-birinə daha yaxınlaşmasında, o fikir və düşüncənin bir-biri ilə daha da qaynaşmasında. Ona görə də Türk ocaqlarının burada idarə heyətinin üzvləri var, Cəzmi Bayram başda olmaqla bizim dəyərli qonaqlarımız buradadır. Mən sizin simanınıza, Türkiyədəki bütün insanımızı, oradakı Türk ocaqlarının bütün şöbələrini, hər kəsi təbrik edirəm. İnşallah ki, neçə-neçə belə gözəl bayramları Azərbaycanda qeyd edək, Türkiyəmizdə qeyd edək, amma mən dünən bu arzumu dilə gətirdim və bununla da bitirirəm. Azərbaycan və Türkiyə ilə bərabər o Türk ocaqlarını quran böyük aydınların ən böyük arzusu o idi ki, Türk dünyasının birliyi, bərabərliyi, inşallah gələn il dönümləri, gələn yubileylər yox, yubiley uzun zamanlar keçir, gələn il dönümləri biz Türk coğrafiyasının digər ölkələrində, digər bölgələrində də keçirə bilək və mən bunu inanıram ki, biz birlik, bərabərlik içində çalışsaq, buna da daha çox çalışsaq nail olacaq. O böyük aydınların ruhunu şahid edəcəyik. Biz bugün o böyük insanların ruhunu şahid edəcəyik zamanda. Onların məncə ruhu şahiddir və onların ruhu o zaman daha çox şahid olacaq ki, Avrasiya adlanan bu coğrafiyanın ən böyük milləti, ən böyük gücü olan Türk milləti doğrudan da sözün həqiqi mənasında çox böyük birlik, bərabərlik şəklində bu coğrafiyanın ən böyük söz sahibi olacaqlar. Bu istiqamətdə də hər kəs olurlar, arzulayıram. Çox sağ olun. Bu tədbirin təşkilatçılığında böyük rol oynamış,
bütün desteğini bizden herkesten esirgen almış bunu süreyen Öncelikle değerli rektörüme çok teşekkür ediyorum. Ganeri Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Gerçekten tarihi bir gün. Türk Ocakları'nın kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutluyoruz. Biz tarihi yaşıyoruz bugün. 100 yıl önce bu ateşin Bakü'de, Azerbaycan'da yandığını da dün öğrendim. Bununla gurur duydum. Her zaman Bakü ilklere imza atmıştır. İlk Türk kurultayı burada yapılmıştır. Latin alfabesi ilk defa Azerbaycan'da uygulanmaya başlamıştır. Buna başka ilkleri de katabiliriz. O bakımdan Türklüğün merkezi olarak kabul ettiğimiz, merkezlerden biri olarak kabul ettiğimiz Bakü'de ve 20 yıldan yakın süredir Azerbaycan'da ilim, irfan yuvası olarak hizmet veren, bizim de her zaman gurur duyduğumuz Kafkas Üniversitesi'nde bu konferansın düzenlenmesinden de çok mutluluk duyuyorum. Bu konferansa katıldığım için de kendimi şanslı sayıyorum. Bu konferansın başlanmasında buna vesile olan Cezmin Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ganer Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Burada katkısı olanları Ganer Hanım saydı. Ben de hepsine tek tek saymayacağım onların. Hepsine teşekkür ediyorum. Gerçekten böyle günlere çok ihtiyacımız var. Bunlar birliğimiz, bütünlüğümüz açısından çok önemlidir. Bildiğiniz gibi 1912 yılında Osmanlı İmparatorluğu ayakta yıkılmamış. Ancak oradaki o dönemdeki aydınlarımız Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılacağını görmüşler ve Türk Birliği için adımlarını atmışlar. Bu adımın ilk izde Bakü'de atılmıştı. Ve Osmanlı İmparatorluğu maalesef dağıldı. 1915 Çanakkale Savaşları'nda Azerbaycan henüz devlet değil ama Azerbaycan'da yaşayan kardeşlerimiz Türklük ruhuyla Çanakkale Savaşı'na katılmışlar. Orada şehit olmuşlar. Ruhları şad olsun. Bütün şehitlerimizin ruhları şad olsun. 18 Mart zaten bizim şehitler günümüz. Onu da yad edeceğiz bütün şehitlerimizi. Daha sonra Osmanlı İmparatorluğu'nu Batı güçleri 7 cepheden Rusya, Batı'da Yunanlar, İngilizler sarmışlar. Osmanlı Devleti'ne hasta adam etiketi yapıştırmışlar. O hastadan bir haber geliyor Bakü'den. Diyorlar ki Azerbaycan'da yaşayan Türkleri katlediyorlar. Ermeniler, Bolşevikler bize ihtiyaç var. Yani yardıma ihtiyacımız var. O hasta adam diyor ki ben ölüyorum madem. Benim küçük kardeşim yaşasın. Düzenli bir ordu gönderiyor. 8000 kişilik bir ordu. O orduya da çok ihtiyacı var aslında. Ama bu kardeşlik ve Türklük ruhuyla Nuri Paşa komutasındaki ordu Mayıs ayında 26 Mayıs'ta Azerbaycan'ın imdadına yetişiyor ve 3 aylık bir mücadeleden sonra 15 Eylül 1918'de Bakü'yü düşman işgalinden kurtarılıyor. Başkent Gence'den Bakü'ye taşınıyor. Bizim Kurtuluş Savaşı'mız başlıyor. Kurtuluş Savaşı'nda da Atatürk'e buradan yardımlar gidiyor. Hanımlar küpelerini, kolundaki bileziklerini topluyorlar. Buradan petrol gidiyor ve Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında Azerbaycanlı kardeşlerimizin büyük bir emeği geçiyor. Biz hepsine çok teşekkür ederiz. 1923'te Cumhuriyet kuruluyor. Ancak Azerbaycanımız, bağımsız Azerbaycan bu bölgede ilk Türk Cumhuriyeti maalesef 23 ay kadar yaşıyor. Ve Ruslar Sovyetler Birliği'nin yönetimine giriyor. Biz Cumhuriyeti kuruyoruz. Bir ayrılık başlıyor. Ayrılık, Türk Cumhuriyetleri ayrılık 70 yıl sürüyor. Burada Türkiye'de haberleri hasretle bekliyoruz. Radyoları dinliyoruz. Azerbaycan'da, diğer Türk yurtlarında Türkiye'nin radyoları dinleniyor, müzikleri dinleniyor. Bu hasretlik bitiyor. Ama ben
Özellikle Atatürk'ün 1934 yılında söylediği sözleri gençlere hatırlatmak istiyorum. Burada gençlerimiz var. Onlara hatırlatmak istiyorum. Ulu Önder böyle olunuyor demek ki. Uzağa görmek gerekiyor. Şöyle diyor. Bugün Sovyetler Birliği dostumuzdur. Komşumuzdur. Müttefikimizdir. Bu dostluğa ihtiyacımız vardır. Fakat yarın ne olacağını kimse bugünden kestiremez. Tıpkı Osmanlı gibi, tıpkı Avusturya, Macaristan gibi parçalanabilir, ufalanabilir. Bugün elinde sımsıkı tuttuğu milletler avuçlarından kaçabilirler. Dünya yeni bir dengeye ulaşabilir. İşte o zaman Türkiye ne yapacağını bilmelidir. Bizim bu dostluğumuzun idaresindeki dili bir, inancı bir, özü bir kardeşlerimiz vardır. Onlara sahip çıkmaya hazır olmalıyız. Hazır olmak yalnız o günü susup beklemek değildir. Hazırlanmak lazımdır. Milletler buna nasıl hazırlanır? Manevi köprüleri sağlam tutarak, dil bir köprüdür, inanç bir köprüdür, tarih bir köprüdür. Köklerimize inmeli ve olayların böldüğü tarihimizin içinde bütünleşmeliyiz. Onların bize yaklaşmasını beklemeliyiz. Bizim onlara yaklaşmamız gerekli demiş. Evet. Ve Atatürk'ün bu sözleri 1991-92 yıllarında, 93 yıllarında gerçekleşmiş ve biz özlediğimiz Türk Cumhuriyetlerine 91-92-93 yıllarından itibaren kavuşmaya başlamışız ve birden dünyada 6 Türk Cumhuriyeti oluşmuş. Başta çok ihtiyacı vardı Türk Cumhuriyetlerinin. Türkiye elindeki bütün imkanları seferber etmiş. Bu kardeşleriyle kucaklaşmış. Önce zirveler teşkil etmeye başladık. Devlet başkanları düzeyinde. Ama bunlar zamanla zorlandı. Ve 2009 yılına geldiğimizde Nahçıvan, Türk Kapısı Nahçıvan'da devlet başkanlarımız Azerbaycan, Türkiye, Kırgızistan ve Kazakistan devlet başkanları kurumsal bir yapıya kavuşturdu bu zirveleri. Türk İşbirliği Konseyi'ni oluşturdu. İlk adım olarak da Bakü'de Türk dili konuşan ülkeler parlamenter asamblesi kuruldu. Genel sekreterliği burada oldu, burada olacaktır. Genel sekreteri Ramil Bey kardeşimiz son derece başarılı, girişken, 3 tane yardımcısı var. Kazakistan, Kırgızistan, Kırgızistan ve Türk. Demek ki 3 yardımcısı var. Ama bizim yüreğimiz ezik birazcık çünkü Özbekler bize katılmadı, Türkmen kardeşlerimiz bize katılmadı. Bunların da bir an önce katılmasını bekliyoruz. Türk soyun faaliyetleri genişliyor, bütçesi genişlendi. Nahçıvan Zirvesi'nde bu karar alındı. Dolayısıyla Türk soyun da faal bir şekilde çalışması lazım. Dil bir köprüdür demişti Atatürk. Maalesef o birliği oluşturamadık, dil birliğini. Büyük bir eksiklik. Alfabemizin bir olması lazım. Belki farklı lehçelerimiz olur. O bakımdan sizlere, akademisyenlere, aydınlara çok büyük rol düşüyor. Dil birliğimizi en kısa sürede kurmamız lazım. Bazıları Türk dünyasının oluşması, gelişmesini kaygıyla karşılıyor. Bu bir askeri bir ittifak değildir. Bu kardeşliğimizin sonucudur. Geçmişe borcumuzdur, geleceğe de sorumluluğumuzdur. Dolayısıyla geçmişte 100 yıl önce Türk ocaklarını kuranlar bugünü beklemiştir. Ama biraz daha hızlandırmamız lazım. Gençlerimize de karşı sorumluluğumuzdur. O bakımdan öncelikle dil köprüsünü kurmamız lazım. Azerbaycan'la bir sorunumuz yok. Gayet güzel. Azerbaycan Türkçesini biz anlıyoruz. Türkiye Türkçesini Azerbaycanlı kardeşlerimiz, bacılarımız anlıyor. Ama bunu genişletmemiz lazım. Türkmen kardeşlerimizin buraya katılması lazım. Özbeklerin katılması lazım. Yine dünyanın çeşitli yörelerinde yaşayan kardeşlerimiz de bize katılması lazım. Bu bizim borcumuz. Yani milliyetçilik değil bu. Bu kardeşliğin bir gereğidir. Frankofonlar bir araya geliyorlar. İngilizce konuşulan bir araya geliyorlar. Dolayısıyla kimse bizi farklı görmesin.
Biz işbirliği için varız, barış için varız. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Biz dünyada barışı korumak için varız. İşte Dağlık Karabağ sorunu, topraklarımız işgal altında. Kadim Türk toprakları. Biz diyoruz ki bu bölgede adalet olsun istiyoruz. O topraklar boşaltılsın. Biz kimseye karşı değiliz. Hiç kimse yanlış anlamasın. Biz Ermenistan'la da buradaki imkanları paylaşmaya hazırız. Ancak barışın da şartları var. Kardeşliğin ve daha doğrusu işbirliğinin de şartları var. Sayın Başbakanımızın burada 13 Mayıs 2009'da söylediği sözleri hepimiz hatırlıyoruz. İşgal edilen topraklar boşaltılmadığı sürece sınırları açmayacağız dedik. Bu böyle bilinmeli ve böyle olacaktır. Ganer Hanım gayet güzel söyledi. Milletimizi bir araya getiren Ulu Önder Atatürk'ün, Ulu Önder Haydar Aliyev'in, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in sözlerini, Sayın Başbakanımızın 25 Ekim'de İzmir'de söylediği biz bir yüreğiz sözü. Ben de buradan ayrılırken buraya şöyle bir şey bırakmak istiyorum. Biz Azerbaycan'la Türkiye ikiz kardeşiz. Sayın Başbakan'ın dediği gibi yumurta ikiziyiz, tek yüreğiz. Dolayısıyla bazı kardeşlerimiz geride kalabilir ama Türkiye, Azerbaycan bu işbirliğinde lokomotif rolü oynamalıdır. Durmayacağız, devam edeceğiz, yola çalışmaya devam edeceğiz. Özellikle gençlerimizin çok çalışması lazım, başkalarına kalmaması lazım. Gücümüzü, birliğimizi alıyoruz. Her zaman birleşmemiz lazım. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Türkiye'den gelen misafirler de misafir demek istemiyorum. Onlar kendi vatanlarında. Özellikle Türkiye-Azerbaycan Parlamento Dostluk Grubu eş başkanı Necdet Bey'i burada selamlamak istiyorum. Gerçekten bu göreve geldiğinden beri Azerbaycan'a karşı beslediği zaten sevgileri biliyoruz ama yaptıkları da takdire şayandır. Herkesin büyük katkıları vardır. Herkes kendi işini iyi yaparsa sonucu güzel olur. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Gençlerimize başarılar diliyorum. Sizlere mutluluklar diliyorum. Gelen Nevruz Bayramınızı kutluyorum. Nevruz'un Türk milletine, Türk halkına, Türk dünyasına barış ve huzur getirmesini diliyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Çok sağ olun. Dostlar, ben de sizi selamlıyorum. Ne kadar büyük olsa da, ne kadar mühteşem olsa da bir var bir insanın, bir şahsiyetin yüzilliği keçirildi, yubileyi keçirildi. Bir de var bir ideyanın yubileyi keçirildi. Ona göre de Türk ocaklarının yubileyi, yüzilliği yaranmasının elə bilirəm ki bizim bir düşünce zenginliğimizin büyük bir sahesinin yübileydi. Türk ocakları niye yarandı? 20. əsrin evvellerinde Osmanlı'da Türklerin ne derecede derin bir tarihi var, tesevvür o kadar aydın değildi. Yani hatta Osmanlı tarihinden daha önceki tarihe hiç gitmek hevesi de yok idi. Selcuklar biraz da ne bileyim evvel olan hadiseler ve İslam tarihinden qabağa da düşüncede faktik olarak gedilmirdi. Ama Türk ocaklarının yaranmasıyla bizim aydınlarımız, düşünce adamlarımız deyim ki onun da bir xeyli hissesi yine Qərbdən, Avropadan gelirdi. Çünkü
qədim türk tarixi öyrənilirdi, qədim türk yazılı abidələri kəşf olunmuşdu. Yəni bilirdilər ki, bu öz də buradan maraqlı bir məsələni mən deyim sizə. Qədim türk yazılı abidələri 18-ci əsrdə kəşf oldu. Amma heç kim bilməyib və heç kimin ağlına gəlməyib ki, bu qədər zəngin ədəbiyyat kimə türklərə mənsub ola bilər. Hətta 19-cu əsrdə deyiblər ki, bu yazılı abidələri yəqin slavyanlar yazıb. Təsəvvür edin. Yəni, millət ki, öz tarixini, tarixi şəxsiyyətini itirir, onun müasir şəxsiyyəti də şübhə altında qalır. Və belə bir vəziyyətdə Avropada, yəni türklərin qədim tarixi barədə təsəvvür yaranandan sonra artıq türkçülük sözün həqiqi mənasında elmi bir məzmun qazanır. Bu sadəcə olaraq mən türkəm deyib sevinməkdən irəli gələn bir şey olmur. Bax, türk ocaqları belə bir baza əsasında yarandı. Yəni sağlam, düşüncəli, məntiqli, həqiqətən dünyanın qəbul eləyə biləcəyi bir tarix əsasında yarandı və ona görə də bu ideologiya çox möhtəşəm oldu. Ona görə də bu ideologiyanın 100 yaşını keçirtməyə əlbəttə ehtiyac var. Böyük şəxsiyyətlər bu düşüncənin demək, əsasında dayanırdılar. Artıq yalnız mən müsəlmanam söhbətindən iş bitmirdi. Demək, mənim İslam'a qədər nəhəng bir tarixim var. Yalnız belə deyək ki, mən bu dünyada mövcudam məsələsi ilə iş bitmirdi. Çünki bu dünya artıq mürəkkəbləşmişdi və böyük siyasi ideoloji münaqişələr, böyük konjunktura münaqişələri gedirdi. Burada özünü təsdiq eləməliydi. Yəni bu mürəkkəblikləri türk ocaqları elə bilirəm ki, qəbul elədi. Və indi təsəvvür eləmək olar. Yəni əslində o vaxtda təsəvvür edirdilər. Türk ocaqlarının yaratmış olduğu ideoloji, mənəvi, hətta psixoloji, sosial psixoloji potensial o qədər böyükdür ki, bunun əsasında həqiqətən bir neçə dövlət də qurmaq olardı, müxtəlif əlaqə sistemləri yaratmaq olardı və həmin potensial bugün də qutarmayıb. Bugün türk ocaqlarının yaranmasının, bu ideologiyanın, bu düşüncənin yaranmasının 100 illiyini qeyd edirik. Amma hələ görülməli 100-dən çox iş var. Ki potensialda, düşüncə potensialında bu var. Biz bəzən hər şeyə çox iddialı və emosional yanaşırıq. Yəni, bütün xalqlarda bu var. Heç vaxt demək olmaz ki, məsələn, deyək ki, germanlar, roman xalqları filan, slavyanlar həddindən artıq, hətta yahudilər həddindən artıq, belə deyək, pragmatistdilər, ancaq gerçəkçidilər, amma türklər emosionaldırlar, elə deyil. Yəni, bütün xalqlarda bu emosionallıq var. Amma bu emosionallığı gözəl bir şəkildə o pragmatikliyə tətbiq eləyəndə işlər normal olur və bu emosiyanın da bir ləzzəti olur. Bu ilk illərdə, bizim müstəqilliyimizin ilk illərində İstanbulda keçirilən konfransların, toplantıların birində bizim böyük yarışımız Anar müəllimin dediyi söhbətdir. Nəyəsə çıxış eləyənlərdən biri deyib ki, dünyada nə qədər türk varsa hamısı bir-birini anlayır. Belə deyəndə ilk illərdir, emosional dövr 92-91, hamı başlayıb əl çalmağa, hay-küy. Və bir tatar yazıcısı Anar müəllimdən rusca soruşub ki, şutu ani qəbəriyyat. Bu da rusca deyib ki, bəs onlar deyirlər ki, biz hamımız bir-birini anlayırıq deyib, pravil nə qəbəriyyat. Yəni, faktik olaraq anlamır. Amma emosiyanın özü gözəldir. Demək, anlamaq ehtiyacı var. İndi doğrudur, biz yahudi deyilik ki, o qədər milli mobilizavat şeyi olsun ki, ölmüş bir dili dirildək. Və o dil əsasında millət quraq. Amma niyə də yox? Niyə də olmaz? Niyə heç olmasa o enerji olmaz? Bax, türk ocaqlarının bizə diktə elədiyi, bizə söylədiyi bunlardır. Münaqişələr olacaq, dediyim kimi konjunktura olacaq. Hər dövrün tarixin ikili, üçlü standartları olacaq. Bu həmiş olub. Hətta qədim dövrdə də olub. Yunan tarixini, Roma tarixini öyrənsək, görəcək orada da olub. Amma
burada bir işıq tapmaq lazımdır, bir yol tapmaq lazımdır və bütün müdaxilələrin qarşısını alacaq o ideyalara söykənmək lazımdır. O ideyalara. Və bir də bu tarix bizə nəyi göstərdi? Biz, bəli, türkük, müsəlmanıq və müasir dünyanın övladıyıq. Amma həddindən artıq türküksə və yaxud həddindən artıq müsəlmanıqsa və yaxud həddindən artıq müasir isə burada dəngələr pozulacaq. Yəni, dünyanın bu harmoniyası da var. Odur ki, elə bilirəm ki, o türk ocaqlarının bu 100 ildə İsmail bəy Qasparalıdan başlamış ki, birbaşa onun üzvü olmayıb, amma onun ideyaları iştirak eləyib orada. İsmail bəy Qasparalıdan başlamış ta kimə qədər bizim son dövr nümayən, lap cezmi bayrama qədər. Bu ideyalar... Elə bilirəm ki, pedant, yəni standart, həddindən artıq birikmiş və qalmış qısır ideyalar deyil. Və o cür də baxmamaq lazımdır buna. Elə baxarsan, elə də olar. Amma yaşayan ideyalar kimi, törüyən ideyalar kimi demək meydana çıxacaq və mənim üçün də çox xoşdur ki, burada Hülusi bəy də dedi, Qəndirə xanım da dedi. Başqa çıxış eləyənlər, Əhməd bəy də söylədi onu, Əhməd Sanıç bəy, hörmətli rektorumuz. Bu yubiley, bu 100 illik Bakıdan başlanır. Bakı həmişə türklüyün mərkəzi olubdu. Baxmayaraq ki, həmişə deyirlər ki, türklər Bakıya Sovet dövründə gəliblər, amma hər halda gələndə yaxşı gəliblər. İdeya güclü olubdu burada. Onları... Bütün o böyük işlər görmüş insanları ki, Azərbaycandan, Azərbaycanda indi keçirilməsinin əsasını qoyublar Əhməd bəy Cəfəroğlu olmasaydı, ondan daha əvvəl Əli bəy Hüseynzadə olmasaydı bizim babalarımız. Sonra Türk Yurdu jurnalı buradadır, onu yaradan Əhməd Cəfəroğlu olmasaydı, lap gənc yaşlarında, əlbəttə Bakının bu səlahiyyəti olmazdı ki, bu 100 illik yubiley birinci buradan başlasın və burada da keçirilsin. Mən əlbəttə Cəzmi bəyə, Cəzmi bayrama çox təşəkkür edirəm ki, bax belə ürəklə Bakıda keçirilməsinə icazə verib, qısqançılıq olmayıb və həmişə də bilmək lazımdır ki, Türkiyə, bax elə bu türk ocaqlarının tarixi də göstərir, Türkiyə yalnız Türkiyə türklərinin vətəni deyil. Türkiyə Cumhuriyyətini quran ideyaların xeyli hissəsini azərbaycanlılar verir. Və xeyli hissəsi də azərbaycanlılara. Ona görə də biz çox böyük cəsarətlə deyə bilərik ki, Türkiyə indi-indi yox, elə əvvəldən qurulmağa başlayanlar həm də bizim vətənimizdir. Çox böyük dəstək vermiş Türkiyə-Azərbaycan parlamentlər arası dostluq qrupunun hörmətli rəhbərim Neşət Ünvar aramızdadır. Mən hörmətim Neşət bəy demək istəyirəm ki, Azərbaycan Türkiyə parlamentlər arası dostluq qrupu demək olar ki, çoxu buradadır. Gəlib, hər kəs iştirak edir. Mən sizə təşəkkür eləmək istəyirəm ki, bu işə dəstək veribsiniz. İkincisi, mən bunu hər kəsin önündə açıq deyirəm. Sizinlə bərabər Türkiyə-Azərbaycan dostluq qrupuna başqa bir nəfəs gəlir. Və siz çox gözəl işlər görürsünüz və xüsusilə təşəkkür eləmək istəyirəm ki, Xocalı soyqırımının 20-ci il dönümündə mən şəxsən şahid oldum ki, siz toplantı, konferans, bir neçə gündə biz özümüz də orada iştirak edib görürük, gəldiniz, çıxışlar elədiniz, mesajlar verildiniz və hər kəs o gəncliyə birlik bərabərliyi bir daha hər kəsə göstərdiniz. Bunun üçün də təşəkkür edirik və bu tədbirə dəstəyiniz üçün də buyurursunuz. Türk dünyasının birliğine ve beraberliğine gönül vermiş çok değerli dostlarımız, değerli büyükelçim, değerli milletvekillerim, değerli hocalarım, TİKA'nın, basının değerli temsilcileri, sevgili öğrenciler, sizlerle
böylesi mühim bir toplantıda bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Değerli dostlar, değerli kardeşlerim, Türk dünyasının dünü, bugünü ve geleceğini konuşuyoruz. Şöyle bir baktığımız zaman, aynı milletten neşet etmiş Türk dünyası çerçevesinde değerlendirdiğimiz 6 tane büyük devletimiz var. Bunlar birbirinden farklı coğrafyalarda ama benzer özelliklere sahip 6 tane ülke. Aynı dil, aynı din, aynı soy, aynı kültürel temellerden doğmuş, neşet etmiş. Şüphesiz Sayın Caferoğlu'nun ifade ettiği gibi muhakkak bir takım farklılıklar var. Ama esasında bu tür toplantılar o farklılıkları azaltmaya ve birliği ve beraberliği artırmaya matuf toplantılardır. Ben yaklaşık 4,5-5 aydır Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu'nun Türkiye Parlamentosu'nun temsilcisi, başkanı pozisyonunda görev yapıyorum. Bu 5 aylık dönemde gördüğüm şey şudur. Özellikle Türkiye ve Azerbaycan, Türk dünyasının iki lokomotif ülkesidir. İkisinin de kendine özgü bir takım etkinlikleri var. Ve bu iki ülkede bir noktaya inanırsa o nokta muhakkak gerçekleşiyor. Ve bu noktayı gerçekleştirmek adına da diyaloğun, gidiş gelişlerin, muhabbetlerin, sohbetlerin, paylaşımların mutlaka artırılması gerekiyor. Bakü'ye ilk kez gelmedim. Daha önce gelmiştim ama 18 Ocak'ta Sayın Büyükelçimiz Hulusi Kılıç Beyefendi ki kendisi tek milletin büyükelçisi olduğunu ifade ediyor. Belki bu iki tane kelimeden oluşuyor. Tek milletin büyükelçisi. Ama bu çok derin bir anlamı olan bir ifade. Yani kendisini hem Azerbaycan hem Türkiye'nin temsilcisi olarak görüyor. Onun büyük gayretleriyle fevkalade önemli görüşmeler yaptık. Ve o zaman malum haliniz Fransa'da sözde Ermeni soykırımını inkarı suç sayan, yani düşünceyi, açıklamayı suç sayan, Fransız tarihine de esasında yakışmayan bir kanun tasarısı parlamentodan geçmişti. Senato'dan da geçmek üzereydi. 23 Ocak'ta da Senato'da oylandı ve geçti. O dönemde biz hep şunu ifade ettik. Bu problem esasında sadece Türkiye'nin problemi değildir. Hani o sözde soykırımı 1915'teki olaylara bağlama eğilimi var. Ama bu sadece Türkiye'nin problemi değildir. Bu aynı zamanda Azerbaycan'ın da problemidir. Bu aynı zamanda Kazakistan'ın da, Özbekistan'ın da, Türkmenistan'ın da, Kırgızistan'ın da problemidir. Türk dünyasının problemidir şeklinde ifade etmiştik ve memnuniyetle başta Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev olmak üzere Meclis Başkanı, Milli Meclis Başkanı, Dışişleri Bakanı, Başbakan Yardımcısı, Diyaspora Komitesi Başkanı, diaspora yetkilileri, pek çok Allah şükür Paşazade Sayın Kafkas Müslümanlar Birlik Başkanımız, bunlar hep aynı şeyi ifade etti. Bu aynı zamanda Azerbaycan'ın da problemidir. Ve nitekim Azerbaycan gerçekten güçlü bir ses verdi. Ve nitekim Anayasa Konseyi'nden de olsa hepimizi sıkıntıya sokacak bir yanlıştan Fransa dönmüş oldu. Bununla esasında biz bir şeyi göstermiş olduk. Türkiye ve Azerbaycan aynı hadiseye odaklanırsa o hadiseden netice almak mümkündür. Bunu bizim muhakkak Türk dünyasının diğer şamil ülkelerinde yaygın hale getirmemiz lazım. Hep beraber bunun için çalışmamız gerekiyor. Bu anlamda tabii 100. kuruluş yıl dönümünü bugün kutladığımız, dünden başlayıp bugün kutladığımız, yarın da devam edecek, belki Türkiye'de de devam edecek etkinliklerle kutladığımız Türk Ocağı'nın çok önemli bir fonksiyonun olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Türk Ocağı bu anlamda
bir köprü pozisyonu görecektir. Keza 26 Şubat tarihi Azerbaycan için çok önemli. Ama sadece Azerbaycan için mi önemli? Hayır. Türk dünyası için de önemli. Çünkü Hocalı'da 1992'de vahşice, hunharca katledilen yaklaşık 1300 tane, büyük çoğunluğu Azerbaycan Türk'ü, az sayıda Ahıska Türk'ü ve diğer Türk ve Müslüman unsurların katledilmesi sadece Azerbaycan'ın problemi olamaz. Aynı zamanda Türkiye'nin de problemidir. Aynı zamanda Türk dünyasının da problemidir. Aynı zamanda İslam dünyasının da problemidir. Esasında baktığınız zaman aynı zamanda insanlığın da problemidir. Çünkü orada işlenen suç insanlık suçudur. Oradaki vahşice katledilen insanlar insandı ve insanlığın sesini çıkartması gerekiyordu. Biz bu yıl ilk defa olan onlarca etkinlikle, Sayın Paşayeva ifade etti, Türkiye'de Hocalı'da şehit olan kardeşlerimizi andık. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi gibi esasında bundan 10 sene önce böyle bir etkinliği orada yapacağız dediğimiz zaman bize gülünüp geçirecek üniversitelerimizde başta olmak üzere paneller, sempozyumlar, anma törenleri yaptık. Türkiye'nin pek çok üniversitesinde bu anlamda etkinlikler yapıldı. Türkiye'de 70 binin üzerinde cami var ve o camilerde 24 Şubat 2012 tarihinde Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında şehit olan vatandaşlarımıza, Azerbaycanlı kardeşlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyoruz şeklinde dualar edildi. Tabii bunun sonucunda ne oldu değerli dostlar? Bakınız çok enteresan bir iletişim problemine de dikkat çekmek isterim. Burada genç ve geleceği gerçekten bizim günümüzden daha parlak olacak kardeşlerim var. Onlara da bunu ifade etmek isterim. Bana pek çok kişi şunu sordu. Ya sizi sürekli televizyonda görüyoruz. Panellerde, sempozyumlarda, etkinliklerde, canlı yayınlarda bu Hocalı yeni mi oldu diye soran kardeşlerimiz oldu. Bunları kınamayalım. Bunları niçin kınamayalım? Çünkü o insanlar bunun farkında değillerdi. Ben de onlara espriyle karışık, ya benim Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı olduğum nereden belli olacak şeklinde ifade ettim. Ama oradaki bir gerçek vardı. O da şu. Hocalı'da olan biten hadiseler bazı vatandaşlarımız tarafından bilinmiyordu. Ama o camilerdeki hutbelerde okunan dualar, Hacı Bayram'ı Veli Hazretleri'nin camiinde okutulan Mevlid-i Şerif, Taksim'deki 50 bin üzerindeki muhteşem miting, paneller, sempozyumlar, anma törenleri, Dışişleri Bakanlığı bünyesinde bizzat Dışişleri Bakanlığı müsteşarının, müsteşar yardımcısının, Türkiye ve Azerbaycan'dan gelen milletvekillerinin ve en önemlisi Dışişleri Bakanımızın eşi Sayın Sare Davutoğlu'nun bizzat iştirak ettiği bir sergi açıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sergi açıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde iki ayrı kez anma toplantısı, özel oturumlar yapıldı. Ve bütün bunların sonucunda Hocalı gerçekten Türkiye'nin gündemine oturdu. Ama bunlar yeter mi? Bunlar yetmez. Bunların ortaya koyduğu, gerek Fransa, gerek Hocalı anma etkinliklerinin ortaya koyduğu şey şudur. Ben bunu Dostluk Grubu Başkanı olduktan sonra sürekli aynı şeyi ifade ediyorum. Türkiye ve Azerbaycan'ın problemleri ortaktır. Yani biz ortak problemlere sahip iki tane devletiz. Ama tek milletiz. Bunu tarihin en eski dönemlerinden itibaren görebilirsiniz. Yani 1918'de Nuri Paşa'nın 8000 tane askeriyle, eğitimli askeriyle buraya gelip Azerbaycan müdafaasında bir kısmı şehit, bir kısmı gazi ama hepsi cengaver bir şekilde Azerbaycan'ın korunması için canını, kanını, bedenini, ruhunu ortaya koymuş o askerlerden başlayarak Nerimanov'un 1921'de kardeş kardeşe borç vermez. Biz size petrolü, altını ve parayı hibe ettik. Çünkü siz bizim kardeşimizsiniz şeklinde Cumhuriyetimizin kuruluş aşamasında
Atatürk'e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yazdığı mektupla ifade edebiliriz. Van depreminde Azerbaycanlı kardeşlerimizin daha ilk günden hem de izin almaksızın, çünkü kardeş kardeşin yardımına koşarken izin almaz şeklinde veciz bir ifadeyle ilk günden orada koşup gerçekten fedakarca çalışmasıyla ortaya koyabiliriz. Bütün bunlar bize şunu gösteriyor. Biz daha yakın olmalıyız. Biz daha birlikte olmalıyız. İşte Türk Ocağı 1912 tarihinde kurulurken esasında böyle bir köprü olmanın gereğini de yerine getirmiştir. Çok enteresan tevafuk. Ben bir tıp doktoruyum. Endokrinoloji profesörüyüm. Dahili profesörüyüm. Ve eski bir sağlık müsteşarıyım. Yani tıp kökenli bir arkadaşınızım. Ve Türk Ocağı'nın kuruluşunda da Azerbaycan Türklerinin çok etkin olduğunu gerek dün Sayın Cezmi Bayram, gerekse bugün Sayın Ganile Paşeyeva ifade ettiler. Ve orada doktorlar çok ön planda. Yani hem Azerbaycanlı Türkler hem doktorlar ön planda ve ben Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanıyım. Ve çok enteresan başka bir tevafuk. Bugün 14 Mart Tıp Bayramı. Aramızda doktorlar var. Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Ve biz 14 Mart'ta Türk Ocağı'nın 100. yılını Bakü'de kutluyoruz. Ne güzel bir tesadüf. Ama başka bir tesadüf. 14 Mart benim 27. evlilik yıl dönümüm. Bir başka ilginç bilgi de oğlum 24 yaşında. O da 15 Mart sabahı doğmuştu. Dolayısıyla yani bütün bu güzellikler art arda geldi. O güzelliklerin içerisinde bulunmamıza vesile teşkil eden Sayın Türk Ocağı İstanbul Şube Başkanı Cezmi Bayram'a ve bize ev sahipliği yapan Kafkas Üniversitesi Rektörümüz Ahmet Bey'e gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bu güzide toplulukla en azından bu güzellikleri paylaşma fırsatı verdi. Değerli dostlar, ben konuşmayı daha fazla uzatmayacağım. Hayatımızda mutluluk ve hüzün ardışık gelir. Yani mutluluk, hüzün bazen beraber olur. Ama milletlerin hayatında da mutlu ve hüzünlü günleri vardır. İşte dostluk ve kardeşlik tasada ve sevinçte bir arada olmayı gerektirir. O yüzden biz sevinçli ve hüzünlü günlerimizde bir arada olmak durumundayız. Ve bu dostlukları bizim artırmak hem de yaygınlaştırmak durumundayız. Bizim böyle bir misyonumuz var. Burada gerek bugünün etkili, gerekse yarının daha etkili insanları var. Gençleri yarının daha etkili insanlar olarak görüyorum. Onun için bizler geçmişe baktığımız zaman değerli genç kardeşlerim, hayaller kurardık ve o hayallerimizin gerçekleştiğini gördük. Erzurum'da bir milletvekili arkadaşımız, Gümüşhane milletvekilimiz Sayın Ferahımız Üstün dedi ki, biz dedi öğrenciyken yani 1990'lı yıllarda Hazar'ın kenarında balık yemeyi hayal ederdik dedi Türk dünyası olarak. Ve o zamanlara ben baktığım zaman bizim yani Azerbaycan dediğimiz zaman aklımıza tabii ki o hüzünlü zamanlar gelirdi ama Zeynep Hanlarova'nın Türkiye'de gelip konser verdiği zaman bize adeta Bakü'yü Azerbaycan'a getirmiş hissini yaşardık. Ama bugün hamdolsun Hazar'ın kenarında o kardeşimiz balık yediğini ifade etti. Daha sonra da biz bir kavilde bulunduk Erzurum'da. 3 Aralık 2011 tarihinde dedik ki o zaman bize yeni bir hedef lazım, yeni bir hayal lazım. O hayal neydi? O hayal Karabağ'da kebap yemekti hep beraber. Onun için onun için değerli kardeşlerim, bizler hayal kurmaya devam edeceğiz. Çünkü bir ecnebi yazar diyor ki Walt Disney, eğer arkasından koşacak cesaretiniz varsa hayalleriniz gerçekleşir. O yüzden biz de hayallerimizi kurmak durumundayız. Örneğin bu yıl Türkiye'de ve Azerbaycan'da yoğun bir şekilde, hatta tüm dünyada yoğun bir şekilde andığımız Hocalı şehitlerimizi nerede anamadık? Hocalı'da anamadık. O halde bizim Hocalı'da
Hocalı şehitlerimizi anma gibi bir hayalimiz var. İnşallah bu hayalimiz de gerçekleşecek. Bunun için Karabağ'ın özgür olması, Hocalı'nın özgür olması gerekiyor. Ama bizim daha büyük hayallerimiz var. Daha büyük hayallerimiz de içinde Türkiye'nin, yani Orta Doğu ve dünyanın yükselen yıldızı olan Türkiye'nin daha büyük olduğu, Güney Kafkasya'nın yükselen yıldızı olan Azerbaycan'ın daha büyük olduğu ve bu büyük birlikteliğe Kazakistan'ın, Özbekistan'ın, Kırgızistan'ın ve Türkmenistan'ın da katıldığı, hatta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de katıldığı bir büyük Türk dünyasını hayal ediyoruz. İnşallah bu hayallerimiz ya biz yaşarken ya da daha sonra gençlerimiz bizim yerlerimize geldiği zaman onlar bu hayalleri yaşayacaklar, yaşatacaklar. Bizler dünyada olursak onların hayallerini gerçekleşmiş olarak gururla alkışlayacağız. Ama bizler de hayatta olmazsak bu kardeşlerimiz, bu hayallerimiz gerçekleştiği zaman inşallah mezarlarımıza birer Fatiha okuyup birer gül parçası koyup işte sayın vekilim, sayın büyükelçim, sayın büyüklerim hayalleriniz gerçekleşti demesini arzu ediyoruz. Onun için bütün hayallerimizin gerçekleşmesi adına bu toplantıda bulunmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ederek Türk Ocağı'na nice yüzyıllar diyorum ve her geçen günün Türk ve İslam dünyasını daha büyük bir birlikteliğe taşımasını temenni ederek hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Azərbaycanda türk sözünü dilə gətirmək yasaqdır. Təkcə bunu demək bəsdir ki, bizim 30 ildə necə böyük bir yol qət etdiyimizi hər kəs bilsin. Dünən Azərbaycanın başdan başa bütün evlərinin qabağında ocaqlar yanırdı. Bir daha aynı 20-sində, 20-də yanacaq. Bahar bayramında bizim evlərimizin qarşısında ocaq yanması bir gələnəkdir, adətdir. Və bu adət min illərdir davam edir. Amma Türk ocaqlarının 100 yaşı var. İnşallah bu ocaqlar, yəni bu Türk ocaqları qurulmazdan öncə də dünyada Türk ocaqları həmişə yanıb, hər kəsin evinin qarşısında, amma o bir bayram gələnəyi olaraq, amma bu bir ideya olaraq 100 ildir yaşayır və inşallah o da bizim o təbii yanan bayram tonqallarımız, ocaqlarımız kimi əbədi olacaq. Mən çox sevinirəm ki, bu ocağı yandıranlardan biri Əhməd Ağaoğlu olub. Əhməd Ağaoğlu Parisdə elə oxuduğu zamanda, orada yaşayanda Türkiyənin çox öndə gələn fikir adamları ilə tanışmışdı, onlarla dost idi, qardaş idi. Bərabər deməli ideyalar qurmuşdular Türk dünyası ilə ilgili, İslam dünyası ilə ilgili. Və sonra Bakıda 1906-cı ildə
Ermeni terroru, Daşnaküstün ve 1905-6 yıl Ermeni Müslüman Savaşı'nda Ermeni terrorunun hatta Rusya'nı etkilediğini görende, Rusya'nın indiki kimi ağa qara qarıya ağ dediğini görende bir difai partiyası yaratmıştı. Difai partiyası def etmek sözündendi, yani müdafiye. Onun da bir kanadı olarak Qarabağ Müdafiye Hərəkatı yaranmıştı. Difai partiyası yaranandan sonra məncə bəlkə bugün də Azərbaycanda bir difai hərəkatına ehtiyac var. O partiya yarandıqdan sonra Erməni terroruna son qoyulmuşdu və hətta Daşnaküstün ona barış təklif eləmişdi. Gəl barışa. Həmin Əhmədoğlu Ağaoğlu 1909-cu ildə artıq Bakıda yaşanmaz, Bakı yaşanmaz hala düşəndə evlərdə dostlarının evində gizlənə-gizlənə qalırdı. Axırda öldürüləcəyini görüb Türkiyəyə getdi. Türkiyədə onun deməli arkadaşlarının dəvəti ilə deməli Nazim bəyin dəvəti ilə Əhməd Rızanın dəvəti ilə Türkiyəyə getdi. Amma çox qısa müddətdə Türk həyatına qaynayıb qarışdı. Və 1911-ci ildə yaranan ideya Türk ocaqlarını Əhməd Ağaoğlu öz arkadaşları ilə bir yerdə qurdu. Yəni 100 yaşı olan Türk ocaqlarının bir növrəsini qoyan kişilərdən biri bizim Əhməd Ağaoğludur. Və çox maraqlı bir başqa bir söz də deyim, çox uzatmadan 1930-cu illərin, yəni 37-ci ildə bu artıq Türkiyə həyatında da təklənmiş bir durumda olan Əhməd bəy evinə qapılır. Amma bunun evinə hər şənbə bazar o da evinin qapıları açılır və Türkiyənin iş adamları, Türkiyənin fikir adamları, Peyami Səfə, o zaman deyək ki, Türkiyənin ündə gələn yazarları, hər kəs bunun evinə gedir və hər kəs bunun evində o zaman yazırlar ki, İstanbulda tək bir intellektual ev var, tək bir fikir yayan ev var, o da Əhməd Ağaoğlu'nun evidir. O ev yani ocaq olarak Əhməd Ağaoğlu ölənə qədər Türkiyədə İstanbulda bir ocaq olarak qaldı. Və son dərəcə qürurlu bir adamdı. Atatürk böyük öndər, Atatürk dünyanın dahisidir, 20-ci yüzyılın dahisidir şübhəsiz. Amma Əhməd Ağaoğlu ondan incimişdi. Çünki onlara söylədi, gedib bir partiya qurun, Sərbəst Cumhuriyyət Partiyası. Sonra da bu partiya ləğv olunanda Əhməd Ağaoğlu üzüldü ona. Atatürk qızına deyir ki, gəl barışdır babanı bənimlə, Əhməd Ağaoğlu ilə. Əhməd Ağaoğlu deyir, qazım, mən sizdən ayrılıb o partiyaya getmək istəmirdim. Siz məni göndərdiniz, sonra da onu ləğv etdiniz. Mən gündə bir gün, hər gün itələnən və sonra qucağa alınan adamlardan deyiləm. Mən heç kimi əylməm, deyir. Belə bir qururlu insanıdır və o cürdə yaşadı ömrün. Türk ocaqlarının da ruhunda o var. Mən bir neçə kəlmə də Türk dünyası ilə və Azərbaycanla Türkiyə ilişkilərimiz barədə demək istəyirəm. Azərbaycanla Türkiyə şübhəsiz bir millət, iki dövlətdir. Bunu kimsə inkar edə bilməz. Amma bizim idealımız, arzumuz günlərin birində bunun bir millət, bir dövlət olmasıdır. Biz bunu bəkləyirik. Yəni bunu bayrağı da qalacaq, bayrağı da qalacaq, sınırları da qalacaq. Amma nədən dünənə kimi düşman olan Avropa, dünyada 100 milyon insanın qanını tökmüş, iki dünya savaşına nədən olmuş Avropa, bugün dilləri ayrı, dinləri ayrı, tarixləri ayrı, amma gəlib bir Avropa birliyi qura bilir. Amma Türkiyədə bir bizim bölgədə bir Türk birliyi sözü ortaya gələn kimi həmən Avropa səsini qaldırıyor. Amandır Azərbaycanla sınırları açmayın. Amandır vizanı ləğv etməyin. Amandır Qazaxıstana çox iyi yanaşmayın. Çünki bu petrol Amerikanın olmalıdır. Amandır Türkmenistan və Qırğızistanla ilişkiləri gəlişdirməyin. Türkiyə hər zaman Türkiyənin təkcə özündən asılı deyil kəndisindən. Türkiyə hər zaman Türk dünyası ilə işlərini bu təpkilər altında yapır. Çox zorluqla yapır. Bir, bu açıdan Azərbaycanla Türkiyənin bugünkü durumu bizi təbii ki mutlu edir, amma azdır. Gələcəyi daha gözəl olmalıdır. Bu universitet bizim birliyimizin simgələrindən biridir. Zamanında xəyalımızdan belə keçməzdi ki, Türkiyə ilə Azərbaycanın ortaq bir universiteti ola bilər. Nə mutlu sizlərə ki, burada oxuyursunuz. Bir söz var. Son zamanlarda bu strateji araşdırmalarda yeni bir termin ortaya çıxmış. Mərkəzi Asiya, yəni Türkistana, dünyanın
yüreği deyirlər. Ruslar Sertsavina deyirlər, yüreği. Hatta onurga kəmiyi deyənlər de var. Yani diqqət yönelmiş bura. Kim Mərkəzi Asiya, Türkistan'a hakim olacaqsa 21. yüzyılın sahibi odur. Belə deyirlər. Neden? Ona bizə sevgilərindən demirlər. Petrol burada, doğal qaz burada, dünyanın ən gözəl insan ehtiyatları burada, gözəl iqlim burada. Hər kəs bura Xəzər və Türkistan, Azərbaycan da onun içində olmaqla. Dünya, Əfqanistan, İraq filan bu sorunlar, hep bu Doğu, Orta Doğu projesi, hər şey Türk dünyasının başındadır. İslam dünyasından, o genelde İslam dünyasından onların işi yok. Onların işi Türk dünyasıdır. Ve bu açıdan da ben de her zaman bunu deyirəm ki, aslında bu dünyanın yüreği değil. Bura dünyanın beynidir. Qaraqum səhrasına üstten baksanız insan beyni kimi qırış qırış. Ama dört çevresinde kimler yaşamış? Yesevilər, Əl-Buxarailər, Ferabilər, İbn Sinalar, sonra Uluğbəylər, Nevailer, bu tarafta Nizamiler, Füzurlar, dünyanın böyük, bütün böyük elmlerinin merkezi bura, buradan çıkmış kimya, trigonometri vesaire. İndi bu beyin bizim elimizde olu ola, ama bizi başka beyinlerle yönetmeye çalışırlar. Ona göre de Türk Birliği aslında bu bizim başkalarına cem olmamızı karşısına almak için gerekçilidir. Burada tam herkes bilmelidir. Eğer Türkiye ile Azerbaycan'ın birliği olmasa, orada Türkiye'nin de yıpratacaklar, 65 milyon nüfusu olmasına bakmayarak Avrupa Birliği'ne dartmak adına onun tüçlerini yolacaklar, tüçsüz bir toyuk kimi koyacaklar ortaya ki hiç uçabilmesin. Burada da Azerbaycan'ı yıpratacaklar, Azerbaycan'ı ezecekler, yeniden Rusya'nın kucağına atmak için. Bizim bir yerde olmadan başka çaremiz yoktu. Aynı şekilde Türkmen merkezi yazsa ve bu bir hayal değil. Turan bir hayal değil, Türk dünyası bir hayal değil. 3000 ildir, 4000 ildir Türk böyük Çin səddindən başlamış Avropanın göbəyinə kimi bu bizim coğrafyamızdır. Bu bizim yerimizdir və heç kimdə bu yeri, bu məkanı, bu milləti bizim əlimizdən ala bilməz. Ona görə də Nizami bəy deyir, bəzən biz emosional danışırıq. Mən deməli rasional, səmərəli, sakit danışığın tərəfdarıyam. Ama büyük ideallar, büyük hayallar, büyük emosiyalar istiyor. Ve bu emosiyalarsız milletin ruhunu ve tefekkürünü de harekete getirmek mümkün değil. Biz o kadar pragmatik olmuşuz ki, bazen ileri gitmektense geri gidirik. Ve son olarak ben elbette bu mecliste belki de fazla danıştım. Bu mecliste söylemek istemezdim ama bunu büyük elçimiz eşidip. Bir bu Hocalı soyqırımı ile ilgili ben Türkiye'de birçok üniversitelerde oldum. Kayseri Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Ankara Gazi, İstanbul Üniversitesi, sonra çok büyük vilayetlerde Aydın Üniversitesi ve Nazırlı Belediyesi vesaire çok görüşlerimiz oldu. Gənclər var. Benim karşımda Kayseri Üniversitesi'nde yer yokudu. Aralar dolu, herkes yerde oturmuş ve bizden önce protokolün karşısında 4-5 sene cərgə gənclər oturmuş. Bu gənclər biri də benim dizlərimə söykənmiş ilk sırada oturduğumuz için. Müsaade edin, rahat oturun. Deyim, buyur. Ve Xocalı ile bağlı o şeyler gösterirler. Görüntüleri. Ve çocuk, iki çocuk yanında ikisinde içinin əsdiyini görürler. Ağlayırlar. Birbirinin başını qucaqlayarak ağlayırlar. Ve onda ben o çocukların heyecanını görende düşündüm ki, tabii ki bu İstanbul'un Taksim Meydanı, bu üniversiteler, bu var olduqca bizim karşımızda, bizim birliğimizi hiç kim engelleyebilmez. Ben o toplumda görüşlerde de okuyordum. 2 yıl bundan önce bu Azerbaycan'la Türkiye'nin sınırlarının açılması, Türkiye ile Ermenistan'ın sınırlarının açılması söhbəti ortaya çıkanda ben bir şiir yazmıştım. Onu size okuyacağım. Sınırlar açılmalı, Batı belə buyurdu. Quran kim, yaşadan kim, yönetən kim buyurdu? Tülkünün ayağına aparırlar bozgurdu. Şərəfli tarixinə şərəfsizlik yaz deyir. İktidar arayışda, Türk xalqı olmaz deyir. Neden? Çünkü Azerbaycan da şaşırdı. Türkiye'de ama Türkiye'de Türk halkı dedi olmaz. Sərhədlər açmaq olmaz. Halk direndi bura. Bir tarafta Türkiye, bir tarafta Türkistan. Cahangirlər elinde paramparça bir cihan. Ortada altın körpü, yaralı Azerbaycan. Başla beden ayrılsın, kopsun bu boğaz deyir. Bıçaklar itilenir.
Türk halkı olmaz deyir. Onsuz da Araz'la bir şah damarım kırılmış, nəğmə dildən aralı, nur gözdən koparılmış. Türk'ün ata yurdunda Ermənistan qurulmuş, iştahının sonu yok, içdiyi qan az deyir. Cəlladlar puskudadır, Türk halkı olmaz deyir. Qapı açmaq istəyir qızıl çaxçaq üstündən, Əlican körpüsündən, qutsal torpaq üstündən, sərhədlərə dikilən qızıl bayraq üstündən, nə mutlu Türkəm yazdın sınırlara, poz deyir, yüz yerdən əl uzanır, Türk halkı olmaz deyir. Qardaşından üst çevir, erməni əlini tut, Kərkükü unutmuşdun, indi Kıbrısı unut, Azəri yox, Avropa, budur sənə son umud. Düşmən ol qardaşına, öz kökünü bob, qaz deyir. Bu da yol xəritəsi, Türk xalqı olmaz deyir. Ağ kağızda yol cızan, can oğlan, cavan oğlan, gəl açaq sərhədləri, başlayaq Qarabağdan. Öncə Şuşa yolunu, Kəlbəcər yolunu aç, millət evsiz, eşiksiz, öncə bula, ona bulan aç. Erməniyə yanınca aç Türkün qapısını, Zəngəzuru, Təbrizin, Zəngəzurun, Kərkükün qapısını. Türk yolun aşığıdır. Yol aç, yollar açılsın. Türk yolun aşığıdır. Yol aç, yollar açılsın. Altaydan, Xan Tengri'den sənə qollar açılsın. Urumçu yolunu gəz, Doğu Türkistanı sor. Farsa bağışladığın İranı, Əfqanı sor. Üstündə gün batmayan bir cihan dövlətindən nə qalıbdır sənə nə? Aç ədalət yolunu millətinin üzünə. Şükür sənin hökmünə bağlı deyil gələcək. Sizləri yolsuz qoyub öz yolu ilə gələcək. Dünya bir sizləri yolsuz qoyub öz yolu ilə gələcək. Dünya bir bağçadırsa Türk əbədi bir çiçək. Birliyimiz durduqca bu çiçək solmaz deyir. Bu birliyi pozana Türk xalqı olmaz deyir.
Merhaba. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Benim adım Mehmet Süreyya Er. TİKA Başkan Yardımcısıyım. Aslında Çiçeğiburnu'nda TİKA Başkan Yardımcısı demek daha doğru olur. Çünkü iki ay önce bu göreve atandım. Hemen ondan sonra bu toplantıyla ilgili kanaatlerimi zikretmek istiyorum. Her şeyden önce Kafkas Üniversitesi'nde bulunmaktan dolayı büyük bir onur duydum. İlk defa geliyorum ben bu üniversiteye. Böylesine güzel, zengin bir öğrenci profiline sahip üniversiteyi bize kazandıran insanlara, eğitmenlere, maddi destek verenlere huzurunuza teşekkür etmek istiyorum. Aslında bugün burada size başkanımız, TİKA Başkanı Serdar Çam Bey hitap edecekti. Fakat yoğunluğundan dolayı gelemedi. Aslında bütün hazırlıklar yapılmıştı, bileti alınmıştı. Son anda gelişen bir durum yüzünden kaldı. Onun yerine onu ben temsil ediyorum. Hemen unutmadan selamlarını ileteyim. Sizlere muhabbetlerini, selamlarını gönderdi. Bu benim TİKA Başkan Yardımcısı olarak Azerbaycan'a vazifem dolayısıyla yaptığım ilk ziyaret. Bu ziyaretin aynı zamanda Türk Ocakları münasebetiyle yapılmış olması benim için ayrı bir ehemmiyete sahip. Gerçekten de Haydar Aliyev büyüğümüzün literatüre geçirmiş olduğu iki devlet, bir millet anlayışı buradan Türkiye'ye, Türkiye'den buraya gelenler tarafından herhalde hakkal yakin çok net bir şekilde hissediliyordur. Ben mesela burada gerek üniversitede, gerek dışarıda, gerek dün Başbakan Yardımcımızla birlikte yapmış olduğumuz heyet görüşmelerinde kesinlikle ayrı bir ülkede, yabancı bir memlekette gibi hissetmedim. Sanki Türkiye'nin herhangi bir vilayetine gitmişiz, orada yine bizden insanlarla hemhal oluyormuşuz gibi bir his taşıyordum. Bu güzel bir duygu tabii hepimiz için. Bizler o kadar tek milletiz ki tarihin yakın dönemlerinde hepimizin hatırlayabileceği yazılanlardan üzere ölüm kalım dönemine gelindiğinde hep birbirimizin yardımına koşmuşuz. Daha önceki konuşmacılar da dile getirdiler. 1915'te Çanakkale Savaşları'nda ki o bizim hakikaten ölüm kalım savaşımızdı. Diğer kardeşlerimiz gibi Azerbaycanlı kardeşlerimiz de bizim yardımımıza koştular. Bizimle omuz omuza çarpıştılar. Aynı cephede şehit düştüler. Hakeza 1918'de Bolşeviklerin de desteğiyle taşnaklarca yürütülen katliamda, soykırımda Nuri Paşa imdada yetişti ve üzerine düşen mesuliyeti yerine getirdi. Yani bunlar bizim kader birlikteliğimizi gösteren yakın tarihimize ilişkin çok önemli başlıklar, önemler, önemli hadiseler. TİKA ile ilgili ben bu açılış konuşmasını vesile ittihaz ederek birkaç şey söylemek istiyorum. Zira TİKA her ne kadar faaliyet yürüttüğü ülkelerde çok iyi biliniyorsa da en azından bizim milletimiz tarafından Türkiye'de o kadar iyi bilinmiyor kanaatindeyim. Daha doğrusu şöyle ifade etmek uygundur. TİKA'nın en az bilindiği ülke herhalde Türkiye'dir. En az bilindiği mahalde herhalde Türk milletinin arasındadır. TİKA 1992 yılında Sovyetler Birliği dağılır dağılmaz oradaki kardeşlerimize katkıda bulunmak üzere kurulmuş bir yapıydı. Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı olarak kuruldu. Birkaç ay önce ismi Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı olarak değişti. Fakat faaliyetler aynı istikamette devam ediyor.
Kurulduktan bir 10 yıl sonra 2002'de 12 olan koordinasyon ofis sayısı şu anda 28, 25 ülkede 28 ofisimiz var. Fakat bunlarla sınırlı değil faaliyetler. Yaklaşık 5 kıtada 100'ün üzerinde faaliyet yürütüyoruz. Biliyorsunuz Osmanlı'nın atalarımızın yürüyüşü Orta Asya'dan başladı. Daha sonra Anadolu'dan Balkanlara ve diğer dünya coğrafyasına yayıldı. Bizim TİKA olarak faaliyet alanımız da atalarımızın o güzergahı, izlediği güzergahı takip etti. Orta Asya'ya yönelik olarak başlayan faaliyetler bilahare Balkanlara ve diğer ülkelere doğru yayıldı. Ama Orta Asya her zaman bizim için çok önemli bir yere sahip. Hem Türk milleti olarak hem de Türk milletinin bağrından çıkarmış olduğu bir faaliyet kurumu olarak TİKA'nın nezdinde Orta Asya, Orta Asya'da da Azerbaycan tabii ki bizim için çok büyük bir önemi haiz. TİKA'nın faaliyetleri, misyonu, vizyonu nedir diye sorulduğunda herhalde en kısa olarak verilecek cevap işte Gaspral'ın özetlemiş olduğu dilde, fikirde, işte birlik. TİKA bütün etmeleriyle işte o ideali ete kemiğe büründürmeye çalışıyor. Başbakanımızın bu konudaki kesin talimatları ve hassasiyeti de bizi teşvik ediyor. Bu çerçevede elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Tabii 1992'den 2002'ye kadar yürütülen faaliyetler son 10 yıl içerisinde katlanarak arttı. Vizyonu da gelişti. Sadece Orta Asya'yla sınırlı kalmadı. Yani sadece akraba topluluklarla sınırlı kalmadı. Aynı zamanda Osmanlı'nın hüküm sürmüş olduğu bütün coğrafyada Fetret döneminin yol açtığı yaraları sarmaya matuf bir faaliyet yürütmeye başladı. O anlamda gelinen noktada oldukça iyi bir noktada olduğumuzu düşünüyorum. Gerçi daha önce de dile getirdiğim üzere TİKA 25 ülkede 28 ofisiyle 125 ülkede 28 ofisiyle 5 kıtada faaliyet yürüten bir kurum. Bununla da sınırlı değil, 100'ün üzerinde ülkede değişik alanlarda etkinliklerine devam ediyor. Tüm bu yaygın kapsamlı çalışmalarına mukabil gereği kadar tanınan bir kurum değil, bilhassa bizim ülkemizde. Bunun belki esaslı sebebi geleneğimizden kaynaklanıyor. Yani tevazu bizim geleneğimizde çok önemli bir değerdir. Bilhassa hayırlı hizmetlerde geride bulunmak, tevazuyu elden bırakmamak önemlidir. Fakat ben TİKA Başkan Yardımcısı olarak tevazunun fazlası riyadır fehvasınca şu hususunun altını müsaadenizle çizmek istiyorum. Bizler gerçekten TİKA olarak yaptığımız faaliyetleri ön plana çıkarmaya çalışmıyor. Bilakis geride duruyoruz. Nitekim bunun da doğal bir parçası olarak diyelim ki bugün bakıyoruz Türk Ocakları'nın 100. yıl dönümü. Araştırmadım fakat zannediyorum bugüne kadarki tecrübeme dayanarak söyleyebilirim ki bu toplantıda da TİKA'nın şöyle veya böyle bir katkısı vardır. Fakat logosu burada yok. Niçin yok? Çünkü bu tür toplantıları düzenleyen herkes biliyor ki TİKA hasbi bir teşkilattır, hesabi bir teşkilat değildir. Bütün faaliyetlerini hakikaten candan, yürekten, kardeşlik hukuku çerçevesinde yapar. TİKA'ya nazı geçer. TİKA bunları hiçbir şekilde sorun etmez, sorun edecek şeyler de değildir. Sözlerimi isterseniz çok fazla uzatmadan
burada bitireyim. Tekrar Türk Ocakları'nın 100. yıl dönümünü tertip eden Kafkas Üniversitesi'ne teşekkürlerimi iletiyorum, tebrik ediyorum. Bu gibi faaliyetlerin artarak devam etmesini diliyorum. TİKA olarak biz her türlü hayırlı hizmetin, Türk dünyasına yönelik her türlü faaliyetin içinde bulunuruz. Bizim görevimiz bu. Her türlü katkıyı sunmaya da hazırız diyerek hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Muhterem Büyükelçim, değerli milletvekilleri, sevgili hanımlar ve cenaplar. Şimdi burada çok kişiye, kuruma teşekkür etmemiz lazım. Ganira Hanım bunların çoğunu saydı ama dün toplantılarımıza iştirak etti. Bu maksatla buraya geldi Başbakan Yardımcımız Bekir Bozdağ. Ona teşekkür ediyorum. TİKA Başkan Yardımcısı bizim logomuz yok dedi. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bize destekleri olmuştur. Ama bu afişi hazırlanmasında bizim dahilimiz olmadı. Tabii Kafkas Üniversitesi'ndeki dostlarımız da bundan bir haber oldukları için koymamışlar. Bir kasta mahsus değil. Sadece şeyden kaynaklanıyor. Değerli dostlar, Türk Ocakları'nın 100. yılı. Burada konuşan arkadaşlarımız, dün de konuşan arkadaşlarımız Türk Ocakları ile ilgili birçok şey söylediler. Ben onları tekrar etmeyeceğim. İkincisi, yine birçok şey söylendiği için ve derneğimiz hakkında, şahsım hakkında da güzel şeyler söylenince açıkçası kafam da karıştı. O yüzden size açabildiğim kadar gönlümü açıp oradan bir şeyler söyleyeceğim. 100. yıl iftihar edilecek bir şey. 100 yaş insan hayatı olarak baktığınız zaman enerjinin, gücün tükendiği yaştır. Kurumlar bakımından da aslında biraz bazı organların kireçlenmeye başladığı dönemdir. Eğer siz 100 yaşa gelmiş olmanın, sadece 100 yaşa gelmiş olmanın verdiği hazla konuşursanız, sadece bunun zevkini tadarsanız, o takdirde aynı zamanda ölümünüzü de yakınlaştırmış olursunuz. Biz Türk Ocakları'nın 100. yaşını aynı zamanda 1. yaşına tekrar girmenin vesilesi ve vasıtası sayıyoruz. Çünkü Türk Ocakları'nın kurulduğu yıllarda bir tek Osmanlı İmparatorluğu hür bir Türk ve Müslüman devletiydi. O da ciddi sıkıntılar içindeydi. Varlığının devam edip etmeyeceği endişesi vardı. İşte Osmanlı İmparatorluğu'nun varlığını devam ettirmek için, onu güçlü kılmak için Tataristan'dan, Azerbaycan'dan, Başkırdistan'dan ve tabi Osmanlı'nın içinden de bütün münevverler bu yegane müstakil Müslüman Türk Devleti'nin ebediyen yaşamasını temin için ne yapmalıyız diye düşündüler ve sonunda böyle bir derneğin kurulmasını sağladılar. Bugün
hamdolsun ki resmi ağızlar 6 diyor ama ben 7 diyorum. 7 bağımsız Türk devleti var. İkincisi Osmanlı İmparatorluğu'nun o döneminde aşağı yukarı 93 Osmanlı-Rus Harbi'nden itibaren sürekli kan kaybeden bir coğrafyada yaşıyordu. Nüfusumuz hayli azalmıştı. Yetişmiş insan gücümüz azalmıştı. Osmanlı içinde nüfus azaldığı ve yetişmiş insan gücü azaldığı için bu coğrafya dışında yetişen alimler, münevverler orada etkili olmuştur. Çünkü onlar hem kendi dillerini hem diğer Batı dillerini, Rusçayı birkaç dil biliyordu o alimler. O yüzden onlar etkili olmuştur. Ama bugün hem Türkiye'de hem de Türk dünyasında çok iyi yetişmiş insanlar var. Nüfusumuz arttı. O zaman 30-40 milyonluk bile değil. 30 milyon civarında, 20 milyon aşkın sayıda bir Türk dünyasından bahsedilirken bugün 300 milyonluk bir Türk dünyasından bahsediliyor. O zaman gazın, petrolün vesairenin önemi bu kadar bilinmiyordu. Bugün dünyanın zenginliği üzerinde Türk dünyası oturuyor. Altın madeninin üzerinde Türk dünyası oturuyor. Petrolün üzerinde Türk dünyası oturuyor. Gazın üzerinde Türk dünyası oturuyor. Ve Türk dünyası Ganer Hanım'ın da söylediği gibi muasırlaşmak idealinin gereği çağdaş ilmi, teknoloji, her şeyi en iyi şekilde kavramış bir Türk dünyası var. Dün Türkiye'dekiler, biz de müstakil devlet olduğumuz için söylüyorum, geçmişte birçok meselede sadece taklit ediyorduk. Bugün Türkiye'nin birçok müessesesi taklit edilir hale gelmiştir. Türkiye'nin belki çok parası yok ama mesela Türkiye'nin bankacılık sistemi dünyanın önünde. Türkiye'nin başka sistemleri de dünyanın önünde. Ama buralarda da gelişmiş, buralarda da birikmiş büyük tecrübeler var. İlimde. Muğlak mantık Azerbaycanlı bir ilim adamının eseri. Ve buna benzer yine bizim Türkiye'de olmasa da şu anda, Türk dünyasında da olmasa da süper devlet olan Amerika'da da görev yapıyor olsa birçok ilim adamlarımız var, dünyanın bir numarası haline gelmiş. Dolayısıyla böyle bir halde artık sadece varlığı nasıl muhafaza ederiz endişesiyle fikir üretmek yetmez. Bu varlığı, bugünkü imkanı bütün insanlığın, Türk dünyasının, İslam dünyasının ve bütün insanlığın hayrına nasıl kullanırız diye düşünmek lazım. Türkiye'nin insanları geçmişte sınırlarının dışına çıkmaya korkuyordu. Ben de üniversitedeyken yurt dışına ilk çıkacağım zaman üniversite bitirmişim, doktora yapmışım ve yurt dışına çıkıyorum. Ne yapacaksın orada, nasıl yaşayacaksın diye herkes endişe ediyordu. Ama bugün gerek bu coğrafyada, yani bağımsızlığa kavuşan Türk coğrafyalarından ama daha çok da Türkiye'den on binlerce, yüz binlerce insan dünyanın her yerine ayak bastı. Türklerin dünyanın ayak basmadığı tek karış toprağa kalmamıştı. Her yerde iş yapıyorlar. Elbette bu üniversite içinde yaşadığımız üniversite olduğu gibi kendi kardeş coğrafyamızda müşterek müesseselerin ortaya çıkması güzel bir şey. Ama bununla birlikte dünyanın başka yerlerinde de müesseselerimiz var. Türkiye bundan 20 sene, 30 sene, 40 sene evvel yardım bekleyen ülkeler içindeydi. Ben bunu şimdi bir ayıbı ifşa etmek için söylemiyorum. Ama Türkiye bugün dünyaya yardım eden, sivil kuruluşlarıyla dünyaya yardım eden
ilk 5-6 ülkeden biri haline gelmiştir. Bir önceki Kızılay Başkanımız bizim İstanbul Ocağımızın üyesidir. Konuşturduk kendisini. Dedi ki artık dünyanın neresinde bir felaket varsa biz birinci değilse oraya ikinci varanız. Birinci değilse ikinci varanız. Böyle bir imkana, böyle bir güce, böyle bir özgüvene kavuşmuş olan bir Türk dünyasının gelecekte yapacağı şeyler var. O yüzden biz bir taraftan yüzüncü yılımızı kutlamanın hazzını, neşesini tadarken bir taraftan da yeni ikinci yüzyılda yeniden doğuşun da mesuliyetini taşıyoruz. Ve burada gençleri görüyorum. Değerli gençler, Türk ocaklarını kuranlar gençlerdir. Kurulmasını teşvik edenler gençlerdir. Askeri tıbbiyeli öğrencilerdir. O zaman İstanbul'da bulunan düşünce adamlarını böyle bir yola zorlayan gençlerdir. Dolayısıyla kendi gücünüzü hiç hafife almayın. Aksakallıları, hocalarınızı, büyüklerinizi, önlerinize gidenleri yeniden daha büyük hedeflere doğru yönetmek gibi bir sorumluluğunuz var. Yani 1912'de sizin yaşlarınızda olan büyüklerinizin yaptığını yapın. İsteyin, talep edin. Biraz evvel Necdet Bey'in ifade ettiği gibi büyük hayalleriniz olsun. Büyük hayallerinizi gerçekleştirmek için hem siz çalışın hem bizi sonuna kadar kullanın. Sömürün. Bu üniversitede okuyan gençlerimizin diğer üniversitelerde, Türkiye'deki diğer üniversitelerde okuyan gençlerden bir farkı var. Bu farkı iyi değerlendirin. Nedir o fark? Siz sadece Türk devletinin üniversitesi değilsiniz Türkiye'dekiler gibi. Veya Azerbaycan devletinin üniversitesinde okumuyorsunuz. Ya siz Türkiye ve Azerbaycan işbirliğiyle ortaya çıkmış olan bir büyük eğitim kurumunda okuyorsunuz. Madem ki böyle büyük bir işbirliğinin ortaya koyduğu bir eğitim kurumunda okuyorsunuz, o halde gelecek birliğin önderi olmak gibi bir mesuliyetiniz var. Sadece meslek edinmeyeceksiniz. Bu birliği daha genişletmek, bu birliği daha büyütmek, bu birliğe yenilerini eklemek gibi bir mesuliyetiniz var. O yüzden Türk Ocakları'nın 100. yılında Azerbaycan'da yaptığımız bu toplantıda gençleri görmekten ben büyük bahtiyarlık duydum. Size bunları söylemekten açıkçası çok büyük memnuniyet duydum. Yükümün bir kısmını sizin üzerinize attım. Artık herhalde şu noktadan sonra omuzlarınızın biraz çökmesi lazım. Eğer çökmüyorsa, bunu sağlayamamışsak bu toplantının hiçbir manası yoktur. Eğer siz buradan çıktıktan sonra gece uykularınız kaçmaya başlamışsa birinizin ikinizin, arzu ederim ki hepinizin, ama birinizin ikinizin uykularını kaçırmaya vesile olmuşsak, sebep olmuşsak bu toplantılar maksadına ulaşmıştır. Bu toplantılar meselelerin halledilmesini sağlayacak toplantılar değildir. Bu toplantılar meseleleri ortaya koyan ve buna sahip çıkmasının başkaları tarafından sahip çıkmasını sağlayan toplantılardır. Burada dertler, meseleler, hedefler ortaya konulur ve sonra düşünülmeye devam eder. Salondan çıktıktan sonra herhangi biriniz bu meselelerin bir veya ikisini kendi arasında sohbet konusu yapmıyorsa beyhude, buradaki büyüklerimiz, buradaki dostlarımız böyle bir gayrete girmişlerdir. Beyhude biz İstanbul'dan buraya gelmişizdir. Maddi manevi destek verenler beyhude harcamışlardır. Ama biriniz, bir tekiniz bile eğer buradan çıktıktan sonra yeni hedefleri önünüze koyar ve onu gerçekleştirmenin gayretine düşerseniz bu toplantılar başarıya ulaşmıştır.
Değerli dostlar, gerçekten yükümün bir kısmını atmanın memnuniyetini duyuyorum dedim. Ümit ederim ki atmıştık. 100 yıldır bazı büyükler ve en sonunda biz yükü buraya kadar getirdik. Buraya kadar getirdik ama bundan sonra devamına zaten Allah'ın kanunları da izin vermiyor. Enerjimizin, yaşımızın, süremizin bir şey var. Ben İstanbul Ocağı'nı 86'da kurdum. 86'dan beri koltuğa yapışmış bir şekilde orada hizmete devam ediyorum. Ama açıkçası dünden beri yapılan toplantılarda gördüm ki iyi ki şu ana kadar ben Türk Ocağı İstanbul Şubesi Başkanlığı'nı bırakmamışım. Eğer bırakmış olsaydım iki gündür yaşadığım hazzı yaşamış olmayacaktım. Ama bir şey daha var. İki gündür toplantıları takip ederken düşündüm ki aslında Türk Ocakları 100 yıl önceki hedeflerinin maksadının manasına ve mahiyetine uygun bir şekle dünden beri bürünüyor. Dünden beri Türk Ocakları Türk Ocaklar oluyor. Niye? İlk defa Türkiye coğrafyası dışında bir Türk şehrinde, bir Türk ülkesinde onlarla birlikte varlığını, hayatını devam ettiriyor. Sözümü Hüseyinzade Ali Bey'in, Türk Ocakları'nın kuruluşuna son derecede müessir olan Hüseyinzade Ali Bey'in bir vasiyetini, o söz olarak yazmış, düşünce olarak yazmış ama ben bir vasiyet olarak size aktarmak istiyorum, aktararak bitireceğim. Çünkü niye bugün çok önemli? Türkiye Latin alfabesini kullanıyor, fonetik bir alfabe. Azerbaycan da fonetik bir alfabeye geçti. Diğer Türk toplulukları da fonetik alfabe kullanmaya devam edecekler. Hüseyinzade Ali Bey diyor ki bu fonetik alfabeye geçmek aslında iyi bir şey değil. Özetle mealen söylüyorum. Niye? Çünkü fonetik alfabede ağızlar olduğu gibi yazıya geçer. Bu ise bizi birleştirmek yerine ayrıştırır. O yüzden değerli gençler, sevgili dostlar, Hüseyinzade Ali Bey'in bu vasiyetini, yani fonetik alfabenin bizi ayrıştıran değil, birleştiren bir alfabe haline gelmesi hususunda büyük gayret göstermeniz lazım. Büyük gayret göstermeniz lazım ki Ganire Hanım'ın söylediği ruhları şad olmuş olmalıdır. Bugün bu toplantılarla dedi. Bana göre ancak bu endişesi ortadan kaldırıldığı zaman Hüseyinzade Ali Bey'in ruhu şad olacaktır. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kafkas Üniversitesi'ne böyle güzel bir salonda bu toplantının yapılmasına vesile olduğu için teşekkür ediyorum. Diğer teşekkürleri zaten kendilerinin yaptı. Ben de aynen tekrar ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sayın Büyükelçim, değerli milletvekilleri, değerli arkadaşlar, iş adamı için böyle bir ilim meclisinde konuşmak gerçekten zor. Ben bu meclisteki konuşmam için 2 gündür hazırlanıyorum. Ama meclisi gördüm ki bu kadar ilim adamları, irfan adamları, Türk dünyasının önderleri, liderleri burada olunca
iş adamına sadece bu işleri anlatılanları iktisadi anlamda, ekonomik anlamda icra etmek düşer. Biz de bu yola soyunduk. Gaspral'ın dediği gibi biz işte birlik bölümünü aldık. Fikri fikir adamları aldı. Gençler de bunu idare ettirecekler ve de idam edecekler. Bizim en büyük amacımız budur. Eğer rahmetli Cumhurbaşkanımız, Ulu Önderimiz Haydar Bey'in güzel bir sözü var. Onun çok canının yandığı bir günde olsa herhalde bu söyledi. İktisadiyatı güçlü olan devletler her şeye kadirdir dedi. Eğer iktisadınız iyi değilse, hayallerinizi ne kadar büyük kurarsanız kurun, onun bir bölümünü iktisadı yerleştirmek, ekonomiyi yerleştirmek mecburiyetindesiniz. İşte bize fikirleriyle yön veren büyüklerimizin ancak bu fikirlerini hayata geçirmelerinde iş adamlarına düşen görevler ise bunu iktisaden desteklemek, ekonomik olarak güçlendirmek, ülkelerini yardım alan değil yardım eden ülkeler seviyesine getirmek. İş adamı olarak söyleyeceklerim ve bunun hevesleriyle yola çıkan arkadaşlarımın size gönderdiği mesajlar dünyanın her tarafında Türk iş adamlarının kurduğu fabrikalar, tüttürdüğü bacalar sadece ve sadece para kazanmak, orada biraz daha servetine servet katmak değil, asıl amacı Türklüğü ve Türkiye'yi temsil etmektir. Eğer bundan bir adım geri adım atılmış ise onun ne Türklüğünden, ne servetinden, ne de onun varlığından, ne ona ne de kimseye fayda olmaz. Asıl amacımız birliğimiz, beraberliğimiz, ortak projelerimiz, yürütmeye çalıştığımız bütün heyecanımız bundan ibarettir. İş adamları olarak aranızda bulunmaktan, böyle bir alimler meclisinde olmaktan, fikir adamları meclisinde olmaktan duyduğumuz memnuniyet had safhadadır. Bütün iş adamları adına bu meseleye gönül veren, bu mesele için yerinden kalkan, her adım atan, bu salonda bulunan herkese ve buraya bugün bulunamayan ve yüreğiyle bizimle beraber olan bütün devlet büyüklerimize, fikir adamlarımıza, iş adamları olarak anca ve anca minnettar oluruz, teşekkür ederiz. Bu anlamda ben iş adamı olarak kürsüye çıkmayı aslında çok arzu etmemiştim. Biraz da korkuyordum. Sebebi şu, bu kadar alimler meclisinde iş adamı ne konuşacak dedim. Ancak yüreğindekilerin bir kısmını size ifade edebildim. Hepinize saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. Türk Ocakları İstanbul İl Başkanlığımızın da Sayın Rektörümüze vermek istediği bir hediye.
belediyeler var. Sayın milletvekili Sayın Hanım, organizasyon vermek istediğiniz hediyeleriniz var.